Arkadaşlar merhabalar. KPSS Ön lisans Sınavında çıkmış olan sayı problemleriyle devam edeceğiz. E, sayı problemi de diyebiliriz. Denklem kurma problemi de diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki büyük sıkıntılardan biri e, genelde hani ben hocam matematikte ilk kısımları yapıyorum ama problemlerde zorlanıyorum diyen arkadaşlar için konuşuyorum. Burası biraz alışkanlık istiyor. Yani okuduğumuzu denkleme dökebilmemiz lazım. Çünkü e, soru cümlelerinde sınır yok. Özellikle son yıllarda şöyle bir bakacak olursak Son yıllarda soru metinlerinde uzaması bize sınavda ekstra sıkıntılar yaşatıyorlar. Yani zaten e, okuduğumuz anlamada sıkıntı yaşıyoruz son yıllarda. Türkçe paragraflarda bile sıkıntı yaşıyoruz ki. Şurada görüldüğü üzere matematik problemlerinde metnin uzaması iyice gözümüzü korkutuyor. Aslında bu soruların zorlaştığı anlamına gelmiyor. Sadece biraz daha dikkatli gidersek çok rahat olur. Ama problemlerdeki büyük sıkıntı neymiş arkadaşlar? Cümlede sınır yok. Yani okuduğumuzu anlayıp, bunun matematiksel modellemesini çok rahat yapabiliyor olmamız lazım. Bu da biraz alışkanlık istiyor. Çok farklı soru tarzı görmemiz bizim için çok büyük avantaj olur. Sınav öncesinde yani problemlerle ilgili yapacağımız en büyük alıştırmalardan biri fazla soru çözmek. Ee, şimdi şöyle özellikle ben şimdi denklem kurma problemi diyoruz ama ben burada biraz daha genel. Bazen işte e, kar, zarar, satış yüzde işlemi değil de e, alışveriş problemleri olabiliyor. Onlardan dahil ettim bazen e, oran orantı problemleri olabiliyor efendim şurada bakın işte temel kavramlarla ilgili ardışık mardışık bir şeyler demiş bunlar karşımıza çıkabilir cümlede sınır yok e, veya da bakın bir tablo vermiş bulmaca gibi bir soru sormuş bunlarla da karşılaşabiliriz buralarda küçük işlemlerle e, sonuca gidebiliriz yine dediğimiz gibi klasik bakın bir kar zarar alışveriş muhabbeti var onlara bakacağız. Ee, aslında bu 2012 sorusunda koydum ki özellikle görün diye. Aslında bu bir oran orantı sorusu, standart bir oran orantı sorusu. Ee, problemlerde özellikle denklem kurma problemlerinde bizim için arkadaşlar oran orantı temelleri de çok önemlidir. O konulardaki eksiklerimizi gidermek çok önemli. Yani direkt işte ben açayım bir problem çözeyimden ziyade önce bir oran orantıyı tam kavramamız lazım. Ondan sonrası daha rahat oluyor. Ondan sonra dediğimiz gibi e, okuduğumuzu anlayacağız. Şimdi bakalım, başlayalım birlikte. 2010 yılında arkadaşlar bize bir bilgi vermiş, bunu da yapabilir. Son zamanlarda böyle şeyleri de seviyorlar. Bir bilgi vermiş, bununla ilgili iki tane soru sormuş. Demiş ki çapı 24 santimetre olan patlak bir basketbol topunun çapı doğrusal bir fonksiyon olarak azalıyormuş. Bakın elimizde bir top varmış, bu azalacak yani havası inecek. 2 saniye sonra da 20 cm olmuş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Çapı 24 cm iken 2 saniye sonra çapı 20 cm'ye inmiş. Yani her 2 saniyede 4 cm azalıyormuş yapacağımız yorum bu. Diyor ki bu doğrusal fonksiyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi burada oturup da işte bir fonksiyon gördük falan filan panik yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi benim olayım ne? Ee, şu anda benim e, topumun çapı 24 santimetre ve belli bir şeylerden sonra bir şeyler olmuş 20 santimetreye düşmüş. Doğru mudur? Burada bir şeyler azalacak. E ben bundan 2 saniyede ne kadar 2 saniye boyunca bir şey azalma olmuş ve 20 santimetreye düşmüş. Bunu bulacağım. Yani diyorum ki şuradaki x yerine 2 saniye yazdığım zaman hangisi? 2 yazdığım zaman hangisi 20'ye düşer? Mesela ben şuradaki x yerine 2 yazarsam bu ne olacak arkadaşlar? 2 saniye sonra 24 santimetreye çıkmış demektir. Şurada x yerine 2 yazarsam bu ne demekmiş? Ee, 2 saniye sonra şurası 4 olacak. 28 santimetre çıktı demekmiş. Bakın burada topun çapı artıyor. Bunlar da artıyor. Olmaz. Bir kere şuralar eksi olacak. Yani topun çapı azalacak. Deniz ışıklığına bir bakarsak. Bakın orada ne diyor? Y eşittir. Eksi 2x artı 24. Topun çapı 24 santimetreymiş. Sen burada x yerine 2 yazarsan 2 saniye sonra 4 cm azalarak son durumda 20 cm'ye düştü diyebiliriz. Ya bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Burada oturup da efendim fonksiyon bilgisi bakın cevabımız burada denizde olacakmış. Fonksiyon bilgisiyle bunu nasıl yapacaktık? Bunlara girmemize gerek yok. Efendim şu düzlem olsun. Şurası bizim y ekseni, şurası x ekseni. İlk durumda 24 santimetreymiş belli bir süre sonra bu topumuzun çapı belli bir süre derken burası da 1-2 saniye sonra 20 santimetre düşmüş. Şöyle bir grafik çizip de bunu da tek tek bu grafiğin denklemiyle uğraşmamıza gerek yok. Efendim işte burası 4 iken burası 2 ise 24'e 12 şuraya 12 bulup ee ne diyeceğiz? Y bölü Y'yi kestiği nokta Artı x bölü x'i kestiği nokta eşittir bir denkleminden bu denklemi buluruz ama bu kadar uğraşma lüksümüz yok. Bunlarla uğraşmayalım. Şurada direkt x yerine değerler vererek sonuca gidebilirmişiz. Aynı ifade için ne demiş biz arkadaşlar? Yine yukarıdaki bilgimiz sabit. Kaç saniye sonra topun çapı 8 cm olur? Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Topun çapı 24 cm idi ve 2 saniyede 20 santimetreye düştüğüne göre 2 saniyede 4 santimetre düşüyorsa her saniye 2 santimetre azalıyor. Bizim topumuz saniyede 2 santimetre azalıyor. Peki 8 santimetreye düşmesi için ne kadar azalması lazım arkadaşlar? 16 santimetre. Bakın ben ne diyorum? 1 saniyede 2 santimetre azalırsa 16 santimetreyi kaç saniyede azalır gibi bir orantı kurdum aslında. Doğru orantı. E buradan x'i ne buluruz? 8. Saniyede 2 santimetre azalıyorsa yani bu böyle denklem yazdığıma da bakmayın arkadaşlar bu kafadan yapılacak işlemde diyebiliriz. Saniyede 2 santimetre azalıyorsa kaç saniyede 16 santimetre azalır gibi düşünürsek basit bir orantıyla sonuca gidebilirmişiz. 2012 yılında ne yapmışlar bakalım bir turnuvada birinci olan kişi toplam para ödülünün yarısını ikinci olan kişi de üçte birini alıyor geri kalanlar da para ise 3. 4. 5'e eşit dağıtılıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada en büyük sıkıntılardan biri. Toplam paraya x lira dersem efendim birinci bunun yarısını alıyor. E, ikinci i̇kinci bunun üçte birini alıyor dediğim zaman geri kalanlarını bulmak da bizi uğraştıracak. Yani şu rasyonel ifadelerle uğraşmamak lazım. O zaman ne diyorum? Soruda bir yarısı geçmiş. Bir de üçte biri geçmiş. Yani benim param 6x olarak o 6x olsun buradan başlayayım. O zaman birinci kişi bunun yarısını almış. Birinci kişi 3x almış. İkinci kişi dikkat edin burada dikkat edeceğimiz noktalardan birini ne arkadaşlar? Kalanın üçte birini demiyor. Birinci olan kişi para ödülünün yarısını alıyormuş. İkincisi de üçte birini. Yani 6x'in üçte biri ne olacakmış 2x. Geri kalanlarda üçüncü, dördüncü, 5. kişi eşit dağıtılıyor. Üçüncü kişi, dördüncü kişi ve 5. kişi eşit dağıtılmış. Kaç lira dağıtılmış arkadaşlar? Şu ana kadar 5x'ti. Geri kalan x lirayı da bunlara eşit dağıtmışım. Bunların her birine de x bölü 3 lira düşmüş özetle. Artık ben buradan sonra bir daha efendim işte bunları da rasyonel çıktı falan filan panik yapmıyorum. Bundan sonrası kolay. Bir daha bunları düzeltmek için uğraşmıyorum. Yani ben tamamına 18x deseydim çok daha rahat gelirdi ama sınavda sen bunları göremeyebilirsin. O zaman standart başlangıçları yaptın. En azından şu ilk ifadelerden kurtulduk. Şimdi soruya bakalım. Birinci olan kişinin aldığı para ödülü üçüncü olanın kaç katıdır? Yani bana ne diyor arkadaşlar? 3x sayısı x bölü 3 sayısının kaç katıdır? A katı olsun. Şu x'ler gitti. A buradan ne eşit olurmuş? 9. 9 katına eşittir diyebilirmişim. Buradaki başlangıçtaki önemli olan nokta arkadaşlar. Bir yarısı bir de üçte biri diyorsa kesir problemlerinde ayrıca konuşacağız zaten. Tamamına biz 6x diyerek başlamak bizim işimizi çok kolaylaştırır. 2012 yılında ne demiş arkadaşlar? Pikniğe gitmeyi planlayan 40 kişilik bir grup. 250 TL'ye minibüs veya da 100 TL'ye otomobil kira kiralıyorlarmış. Minibüste 15 kişi, otobüs, otomobilde de 5 kişi. Yani şöyle yapalım bakın. Bir otobüsümüz var, pardon minibüsümüz var. Efendim bu 15 kişi alıyormuş. Ve 250 TL'ymiş. Şunu biraz küç küçülteyim pardon. Bir de otomobilimiz var. Bu da 5 kişi alıyormuş. 100 TL. Ya yani şöyle maliyetlere baktığım zaman arkadaşlar şurada kişi başı 20 TL değil mi? Otomobil daha pahalı olması mantıklı. Şurada da kişi başı işte yaklaşık 15 küsür TL falan diyebiliriz. Tam çıkmıyor ama o minibüs bir kere daha karlı. Bunu yakaladık. Peki 40 kişilik grup. Arkadaşlar ben bu 40 kişilik grubu götüreceğim ve en az maliyetle götüreceğim. Yani en fazla deseydi hepsini otomobile bindirirdim. O zaman minibüste bindirebileceğim kadar bakın burada 15 15 30 kişiyi ben minibüse bindirsem. Minibüse bindirsek tabii 15 kişiden 30 kişiye ne olacak? 2 minibüs lazım olacak. Direkt bunlarınki maliyeti 500 TL düşer. 500 TL tutar. E geri kalan 10 kişiyi de otomobile bindirsem. E 5 kişiye 100 lira veriyorsam İki otomobil tutacağım. 10 kişiye de ben ne yaparım? 200 TL veririm. Ya yani Toplam 700 TL ile ben bu işlemi yapabilirmişim. Ee, burada geri kalan 10 kişiyi niye otomobile bindirdik arkadaşlar? Geri kalan 10 kişi için ben minibüs tutsam daha pahalı yapatlar bana. Ee, 5 kişilik koltuk boş kalır ama. Onun için onları da otomobille yolladım. Ve 700 TL'ye minimum maliyetle götürmüş oldum. Yoksa 40 kişi için toplam 3 minibüs de tutabilirdim ama 3 minibüs... 750 TL'ye gelirdi. Daha pahalı olurdu. En uygun bu şekilde yollayabilirmişiz. Ne demiştik? Bir oran orantı sorusu demiştik. Yani Mehmet'in 5 adımda aldığı yolu kardeşi 8 adımda almaktadır. Şu başlangıcı yapmak çok önemli. 5 tane Mehmet'in adımı 8 tane kardeşinin adımına eşitmiş. Yani böyle bir şey gördüğüm zaman ben ne diyordum? Demek ki Mehmet'in bir adımı 8x, kardeşinin bir adımı da 5x'miş. Mehmet'in adımları daha uzun. Bizim için arkadaşlar başlangıç denklemimiz bu. Bundan sonra bir yerden bir sayı değeri verecek. Bu soru cümlesi her yerde değişebilir. Mehmet 100 metrelik yolu 250 adımda aldığına göre. E ben bunun bir adımını bulsam. Şöyle bakın bir orantı kuruyorum. 100 metreyi 250 adımda alıyorsa bir adımı kaç metre gibi bir orantı kursam. Buradan bir adımı kaç metre çıkacak arkadaşlar? 100 bölü 250. Sadeleştirirsem 50'ye böldüm. 2 bölü 5 metre. Hatta bunu da sağ, sağ e, şeye çevireyim, santimetreye çevireyim. 2 bölü 5 çarpı 100 dediğim zaman 200 bölü 5'ten Mehmet'in arkadaşlar bir adımı 40 santimetreymiş. Yani ne diyorum bakın şuradaki 8x'lik uzunluk 40 santimetre eşit ise x'i 5 olarak buldum. Bana ne sormuş? Kardeşi. E kardeşinin bir adımı da 5x'ti. x yerine 5 yazarsam kardeşinin bir adımı da 25 santimetre diyebilirmişim ya işte hocam ben şöyle yapsam böyle yapsam olur mu olur arkadaşlar bu oran orantı sorusu yani şuradaki aslında farklı çözümler dediğimiz şuradaki yaptığım işlemleri kafadan yapanlar da olabilir veya da başka bir yerden orantı kuranlar da olabilir hepsi olabilir aynı sonuca gittiysek sıkıntı yok panik yapmayın ee, hani şu yazdığım şeyleri kafadan da işlemler yapabiliriz ne demişler bu dediğimiz gibi aslında denklem kurmadan ziyade arkadaşlar klasik bir e, kar-zarar sorusu şimdi özellikle çözmek istedim. Geçmiş yıllarda çok soruyorlardı. Ha benim tahminimce artık son yıllarda karşılaşacağımız tarzda sorular değil ama yine de bir konuşmuş olalım. Şimdi bir alışverişte ne var arkadaşlar? Ben bir ürünün bir maliyet fiyatı var. Bunun üzerine bir kar ekliyorum. Eğer kar ediyorsam satış fiyatını buluyorum. Veya da bazen de işler kötü gidiyor. Maliyet fiyatından belli bir miktarda zarar elde ederek zarar elde ederek satış fiyatını elde etmiş oluyorum. Aslında tüm olayımız bu alışverişte demiş ki Hakan Bey mağazasında bulunan gömleklerin tanesini. Şimdi kaç tane gömlek olduğunu bilmiyoruz. X tane gömlek olsun. Tanesini 245 liradan satarsa 250 TL kar elde ediyormuş. Bakın maliyeti bilmiyorum her neyse. Bu durumda 250 tane 250 TL kar ediyormuş. X tane göm bakın satış fiyatını yazacağım. Tanesini 45 liradan satarsa yani x tane gömleği 45 liradan satarsa 45 x liraya satarsa maliyet üzerinden 250 TL kar ediyormuş. 36 liradan satarsa tanesini 36 liradan satarsa satış fiyatı 36 x 200 TL zarar ediyor. Aynı maliyet üzerinden 200 TL zarar elde ediyor. Demek ki bu soruda bana arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bu ürünün ya maliyet fiyatını sorabilir ya da kaç tane gömlek? Şu X'i sorabilir. Bize burada ne sormuş? Kaç tane gömlek bulunmaktadır? X'i bulacağız. O zaman ben bir taraf tarafa çıkarma yapayım şöyle. M'ler gitti. 450 eşittir. Çıkardığımız zaman 9X. X buradan ne eşit olurmuş? 50. 50 tane gömlek vardır diyebilirmişiz. İşte bazen yorumlarda da görüyorum. Hocam ben burada şıklardan gitsem olmaz mı falan? Olur. Arkadaşlar şıklardan gitmeyi şöyle tavsiye etmiyorum sadece. Yani yap, aslında nasıl çözüyorsan çöz. Tabii ilk amacımız çözmek ama bazen işte deniyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor. Üçüncüde neyi nasıl denediğini karıştırmaya başlıyorsun. Bunlar tehlikeli sahneler. Dikkatli olmak lazım. Onun haricinde soruyu nasıl çözersen çöz, sonuç olarak bizim gidiş yolumuza puan veren yok. En hızlı şekilde nasıl sonuca gidiyorsan bu bizim için yeterlidir. Şimdi bunu da özellikle koydum arkadaşlar. Biraz da bazen işte bazıları diyor ki sayısal mantık sorusu falan filan. Hiç fark etmez. Yani şöyle okuduğumuzu anlayacağız. Bana bir bilgi vermiş şurada. Ve bir tablo vermiş. Buralara yerleştireceğim. Bakın şimdi. Aslı Betül Cem'in katıldığı bir bilgi yarışması. Tamam 3 tane Aslı Betül Cem var. Yarışmada toplam 20 soru sorulmuştur. Tamam dursun toplam soru sayısı 20. Her soruya yalnızca bir yarışmacı cevaplamıştır. Güzel. Her doğru cevap 10 puan. Şurası önemli. Bir soruyu yanlış cevaplayan yarışmacıdan 10 puan düşülmüş ve diğer iki yarışmacıya 5'er puan eklenmiş. Aslında kritik cümlemiz burası. Şimdi bir de tablo vermiş. Buna göre aslında puanı tamamen bulmaca gibi bakıyorum. Şimdi en fazla veri nerede arkadaşlar? Şu Betül'den başlamak çok ideal duruyor. Betül'ün normalde 7 tane doğrusu var. Her soru 10 puansa 7 soru için 70 puan olması lazım. Arkadaşlar yanlışlarından 10 puan düşecek. Normalde 20 puan kaybedecek. Yani Betül'ün normalde 50 puanı olması gerekirken 60 puanı var. Bu ne demek? Demek ki diğerlerinden toplamda bir 10 puan gelmiş. Hani şurada şey vardı ya diğer iki yarışmacı da, yani başkalarının yanlışından diğer iki yarışmacıya 5'er puan ekleniyordu. Betül'ün 50 puanı olması gerekirken 60 puanı olmuş. Demek ki diğer iki yarışmacının toplamda iki tane yanlışı varmış. O 10 puan oradan geliyor. E bunlardan birini Cem yaptıysa birini de Aslı yaptı diyebiliriz. Demek ki aslında bir yanlışı varmış. Tekrar bir bakıyoruz. Betül'ün normalde 7 doğrusu var. 70 puanı olacaktı. 2 yanlışından 20 puan gidecekti. 50 puan olacaktı ama Betül'ün 60 puanı var. Demek ki şu diğerlerinin 2 toplamdaki 2 yanlışından Betül 5-5 10 puan kazanmış ve 60 puanı olmuş. Şimdi Cem'e bakalım. Cem'in normalde bir yanlışı var. Eksi 10 puan olması lazım. Diğer ikisinin toplamdaki 3 yanlışından Cem'e 15 puan gelmesi lazımdı. Yani Cem'in 5 puan olması gerekirken 55 puanı var. Demek ki Cem'in de arkadaşlar 5 tane doğrusu varmış ki 50 puanda da oradan kazanmış. Şimdi tekrar Aslı'ya bakıyorum. Aslı'nın Şimdi arkadaşlar bakın şurada Aslı'nın doğru sayısını direkt bulamıyorum. O zaman şu kullanmadığımız ne var bakın. Yarışmada toplam 20 soru sorulmuştur. Sıkıştığımız zaman hemen ne kullanmadık ona bakıyoruz. 7, 12, 13, 15, 16. 20 soru olduğuna göre Aslı'nın da demek ki 4 tane doğrusu varmış. Şimdi Aslı'nın 4 doğrusundan 40 puan olacaktı. Normalde şuradaki bir yanlışından 10 puan gidecekti. Ama diğerlerinin 3 yanlışından da 15 puan kazandı her birinden 5'er. O zaman aslında ne olacakmış arkadaşlar? Normalde 45 puanı olacakmış. Aslında puanı da 45'tir diyebilirmişiz. E, tamamen bulmaca gibi bir soru. Yani tam olarak dikkatli bir şekilde anlayacağız. Özellikle kritik nokta neymiş arkadaşlar? Yanlışlardan diğerlerine 5'er puan veriliyormuş. Oraya atlamayalım. Orayı halledersek sıkıntı yaşamayız. Gelelim 2014 sorusuna. Arda, Buse, Cenk, Duru. Bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra hesabı Arda ve Buse ödemişler. Ertesi gün Cenk ve Duru Arda'ya 22, Buse'ye 30 lira para ödemiş. Böylece hesabı eşit paylaşmışlar. Şimdi arkadaşlar 4 kişi var. İlk gün şu ikisinin parası yokmuş. Hesabı Arda ile Buse ödemiş. Şurası önemli. İkinci gün Cenk ve Duru Arda'ya 22 lira ödemişler. Buse'ye 30 lira. Bak yani şu ikisinin toplam hesabı Cenk ve Duru'nun toplam hesabı kaç liraymış arkadaşlar? 52 liraymış. Yani burada kişi başına kişi başı aslında hesabımız neymiş? 26 TL'ymiş. E, Arda ilk gün 22 lira fazla ödemiş. Buru da du, Buru mu kim bu pardon? Buru nereden çıktı? Buse de 30 lira fazla ödemiş. E bunların zaten kişi başı kendilerine düşen 26 lira hesap vardı fazladan 22 ödediğine göre Arda ilk gün 48. Bu sorsa o da 56 lira öde, ödemiş diyebiliriz. Aslında basit bir soruymuş. Bize ne sormuş? Arda demiş. O zaman cevabımız 48 olacak diyebiliriz. Kişi başı 26 lira zaten herkesin ödemesi lazım. Arda'ya 22 lira verdiklerine göre bunlar arkadaşlar. Demek ki Arda ilk gün kendi hesabından 22 lira fazla ödemiş. Yani 48 lira para ödemiş diyebiliriz. 2014 ön lisans sorusu bakalım. 28 kişinin yaşadığı bir apartmanda kapı numaraları 1 2 3 4 5 olan 5 daire bulunmaktadır. Tamam. 5 tane dairemiz var. Kapı numaraları da 1 2 3 4 5'miş. Diyor ki bu dairelerden numaraları ardışık olan herhangi ikisinde toplam 11 kişi yaşamaktadır. Ne demek bu arkadaşlar dikkat edin. Şu ikisinde 11. Şu ikisinde 11. Ardışık 3 ve 4'te 11, aynı şekilde 4 ve 5'te de 11 kişi yaşıyormuş. 2 numaralı dairede. Yani burada mesela şıklardan deneyebiliriz. Şıklardan çok rahat deneyebiliriz. Mesela örneğin ben şu 2 numaraya sonuç olarak toplamı 11 olacak. Şıklardan 7'yi denesem, şunun 7 olması için burası 4 olması lazım. Hepsine 11 yapmak için peş peşe şurası 4, burası 7, burası 4 olması lazım. Bakın hepsinin ikişerli ikişerli toplamı 11. Ama bunların hepsinin toplamı neye eşit oldu? 12 14 daha 28. Pardon 26, değil mi? 12 14 da toplamı sağlamadı. 28 kişiyi sağlamadı. Demek ki bu değilmiş. Bu şekilde deneyebiliriz. Mesela ben buradan 5'i denesem, şuraya 5 yazsam toplamının olması 11 olması için burası 6 olacak. Yine burası 6, burası 5, burası 6 baksak 10 18 daha 28 yani İki numaralı dairede beş kişi vardır diyebilirim. Sanki bu soruda şıklardan gitmek mantıklı gibi. Ee, ama tabii ki şöyle diyoruz. Şıklardan gitmeseydik, bunu denemeseydik ne yapmamız lazımdı? Elimizdeki verilere bir bakalım. A, B, C, D ve E kişi olsun arkadaşlar. Ben bir kere neyi biliyorum? İlk olarak bunların hepsinin toplamının e, 28 olduğunu biliyorum. Hani Daha karışık bir soru olma ihtimaline karşılık bir denklem çözmeye de çalışalım. Daha sonra neyi biliyorum? Şu ikişerli ikişerli. Yani A artı B, B A artı B'nin 11, B artı C'nin 11, aynı şekilde C, D'nin 11 ve D, E'nin de 11 olduğunu biliyorum. Yani bunların hepsini toplarsak bir tane A, şuraya yazayım, şunların hepsini topladığım zaman 2 tane B, 2 tane C, 2 tane D ve bir tane E'nin toplamının da şunların hepsinin toplamı 44 olduğunu biliyorum. E ben İlk denklemi ikinciden çıkarırsam A'lar, E'ler gitti. 1B, bir 1C bir ve 1D kaldı şurada fazladan olanlar. 44'ten 28'i çıkarırsam da 16. E bana ne soruyordu? 2 numaralı yani B'yi soruyor. E ben zaten arkadaşlar şuradan C artı D'nin de 11 olduğunu biliyordum. B'yi de buradan 5 diyebilirim. Bu şekilde bulabiliriz ama bence nasıl söyleyeyim hani denklem sıkıştığımız zaman zaten bize her zaman denklem kurtaracak arkadaşlar ama sanki bu soruda şıklardan da gidilebilirdi. Örneğin mesela sen şöyle tekrar bir deneme yapalım. Ben burada 2 numaralı daire 8 yazsam toplamın 11 olması için şunların 3 sırayla bunun 8 ve bunun 3 olması lazım. Ama bu hepsinin toplamının da 28'i sağlaması lazım. Topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 9, 16 daha 25 sağlamıyor. Bu şekilde şıklardan da rahat bir şekilde gidilebilirmiş. 2014 sorusuna bir bakalım. Bir su dolum tesisinde bulunan iki farklı makineden böyle ondalıkta sayı görünce falan panik yapmayalım. 0.5 litrelik şişeleri dolduran A makinesi 3 saniyede 2 şişe. Bakın şimdi. A makinesi arkadaşlar 3 saniyede 2 şişe dolduruyor. Peki her şişe yarım litre ise 2 şişe ne olacak? 1 litre. Özetle A makinesi 3 saniyede 1 litre su dolduruyor diyebilirim. B makinesi ne olmuş arkadaşlar? 10 saniyede 3 şişe. Yani her şişe 1 litreden 10 saniyede 3 litre dolduruyormuş. Bu da 10 saniyede 3 litre. Burada gidip de işçi mantığı gibi işte efendim ikisi birlikte şu kadar saniyede şu kadar yapar falan filan bu işlere hiç girmeye gerek yok. Bu iki makine 1 dakikada ne yapar? Arkadaşlar A makinesi 3 saniyede 1 litre dolduruyorsa 1 dakika yani 60 saniyede kaç litre doldurur? 20 katı 20 litre doldurur. E, B makinesi 10 saniyede 3 litre dolduruyorsa 60 saniyede 6 katı ne olacak? 18 litre doldurur. İkisi birlikte demek ki 60 saniyede yani 1 dakikada 38 litre doldurur diyebilirmişiz. Yine gıcık gibi duran ama çok rahat yapılacak bir soruymuş. 2016 sorusuna bir bakalım. Kırmızı, beyaz renkte belirli sayıda topun bulunduğu bir torbada. Bir kırmızı topun ağırlığı, bir beyaz topun ağırlığının iki katıdır. Tamam. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi soru uzuyor. Kırmızı var. Beyaz var. Belirli sayıda toplarımız var. Bunların bir ağırlıkları var. Ağırlıkları neymiş? Eee... Bir kırmızı topun ağırlığı bir beyaz topun ağırlığının iki katıdır. Yani bununki x gram ise bunun 2x grammış. Torbaya 5 beyaz top ekleniyor. Bu durumda beyaz topların toplam ağırlığı, kırmızı topların toplam ağırlığının iki katına eşit oluyor. Son durumda 50 top. Şimdi bizim sayımız ne? Adet. Top adedi. 50 tane top var. Bunlardan arkadaşlar son durumdan gidiyorum. Bunlardan kaçı kırmızı, kaçı beyaz bilmiyorum. Bu 50 tane toptan ee, K tanesi kırmızı olsun. Geri kalan 50 eksi K tanesi de beyaz olsun. Dikkat edin. Adetleri ve ağırlıkları, ağırlıklarını yazdım her topun. O zaman kırmızı topların toplam ağırlığı ne olacak? 2x ağırlığında k tane top var. O zaman toplam ağırlık 2x çarpı k diyebilirim. Beyaz topların toplam ağırlığı ne olacak arkadaşlar? 50 eksi k çarpı x diyebilirim. Son durumda ne oluyormuş dikkat edin. Torbaya 5 beyaz top ekleniyor. Bu durumda beyaz topların toplam ağırlığı şurası. Kırmızı topların toplam ağırlığının iki katına eşit oluyormuş. Şunun iki katına eşit oluyormuş. Denklemiz bu olacak. Özetle arkadaşlar 4xk eşittir. Şunu dağıtalım. 50x eksi kx. Şu eksi -KX kx'i de buraya atayım. 5xk eşittir 50x şu x'ler de gitsin. 5k 50'den k neye eşit oldu? 10. Bu k neydi? Sayısıydı değil mi? Top sayısıydı. Yani kırmızı toplardan 10 tane varmış. K yerine 10 yazarsam beyaz toplardan da 40 tane varmış. Bu ne zaman arkadaşlar? Son durumda. Bir de torbaya 5 top beyaz eklenmişti. 5 tane beyaz eklendikten sonra en son durumda 40 tane varsa daha öncesinde ne olacakmış arkadaşlar? 35 tane beyaz vardır diyebilirmişim. Zaten şıklarda 40 yok. Burada herhangi bir çeldirici, can sıkıcı noktaya girmemiş. Buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Biz topların şu ağırlığını da dahil etmiş. Normal hem sayısı var, adedi var, hem ağırlığı var. Sonra toplam ağırlıktan gitmişiz. Tane tane yazarsak çok sıkıntı olmaz. Bazen denklemlerde böyle iki tane harf falan kullanınca insan panik yapıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hem ağırlıktan hem adetten bahsetmiş sayı vermeden. Her ikisinde de farklı bilinmeyenler kullandım. İster a'de, b'de, ister x, y'de fark eden bir şey yok. 2016'da bir başka soru. Yine böyle bir kardan zarardan bahsetmiş ama ne diyelim? Ne diyor? Bir bakalım. Bir manav tanesini belirli bir fiyattan aldığı karpuzların her birini 8 eşit dilime bölerek her dilimi aynı fiyattan satmaktadır. E şöyle başlayalım. Ee, o zaman arkadaşlar bunun bir dilimi x tl olsun. Her birini 8 dilim yapıyorsa 8 dilimli karpuz için 8 x tl'den satıyor değil mi? 8 x tl'den satıyor. Doğru mudur? Şu hikayeyi bir anlayalım. Aynı fiyattan satmaktadır. 3 dilim karpuzun satış fiyatı 1 bütün karpuzun alış fiyatına eşittir. Arkadaşlar 1 dilimi x tl'den satıyorsa 3 dilimi kaç liradan satıyor bu? 3x TL'den 3 dilimin satış fiyatı dikkat edin. Bu neymiş? 1 dilim karpuzun alış fiyatına eşitmiş. Yani ne, neticesinde ne olmuş? Bu 1 dilim pardon, 1 karpuzun alış fiyatı. 1 karpuzu 3x'e almış, toplamda 1 karpuzu 8x'e satmış. Yani arkadaşlar bu vatandaşın 1 karpuzdan 5x TL'lik karı varmış. 1 karpuzdan elde ettiği kar. E 12 karpuzdan 150 TL kar etmiş. Şimdi bir karpuzdan 5x TL kar ediyorsa 12 karpuzdan şu kadar kar eder. Bu da neye eşitmiş? 150 TL. Bu denklemi çözecek olursam şunları sadeleştireyim. 30. X ne olacak? 30 bölü 12. Tam çıkmıyor diye hemen panik yapmayın. 6'ya bölsek 5 bölü 2. 5 bölü 2 nedir arkadaşlar? Demek ki X 2,5 TL'ymiş. Yani biz X diye ne demiştik? Bir dilim karpuzun satış fiyatı 2,5 TL diyebilirmişiz. Ya Tane tane gidersek çok temiz soru. Öbür türlü tamamını okuyup da ben böyle kafada yorum yapmaya çalışırsam gıcık bir soru ama tane tane yazarak gidersem rahat bir soru diyebiliriz. Bakın bir dilimini x tl'den satıyor. Her karpuzu 8 dilime bölüyor. Demek ki bir karpuzu 8 x tl'den satıyor. Bir de şöyle demiş. 3 dilim karpuzun satış fiyatı. E, bir dilimi x tl'den satıyorsa 3 dilimi 3 x tl'den satar. Bu da bir karpuzun alış fiyatına eşit demiş. Yani 3x'e almış, 8x'e satmış. Özetle bir karpuzdan 5x kar elde etmiş. Şurada bana kar verdiği için kar üzerinden gittim. 2018 ön lisans sorusu. Bakalım şimdi. Dolmuş yine uzun soru. Okuduğumuz zaman sanki can sıkıcı duran ama panik yapmayalım. Özellikle bunlar için bir de ne lazım arkadaşlar? Sınavda süre ayırmamız lazım. Buralara kadar gelebiliyor olmamız lazım. Dolmuş şoförü olan Engin, madeni paraları yerleştirmek için 3 bölmeden oluşan bir para kutusu kullanmaktadır. Hikaye kısmı. Birinci bölmesinde bir, yani aslında şuraya kadar arkadaşlar çok rahat anlaşılabilecek bir soru. Şimdi 3 tane bölmemiz varmış. Burada 1 TL, şurada 50 kuruş, şurada da 25 kuruşluk paralar varmış. Her bölmesinde eşit sayıda madeni para. Her birinde x tane var. Güzel. E, toplam 28 TL. Şimdi burada şuna dikkat etmek çok önemli arkadaşlar. Özellikle birimlere çok dikkat edin. Bakın ben şimdi şu kuruşları TL'lere çevirsem ne olacak? Bu Normalde 0.5 TL falan demem lazım. E ondalıklı sayı sevmiyorsak ben şurayı kuruşa çevireyim. Hepsini kuruş olarak yazayım. Yani 1 TL 100 kuruş. E bundan x tane var. E toplam para 100x artı 50x artı 25x kuruş. Bu neye eşitmiş? 28 TL. Dikkat et. Ben bunları kuruş olarak yazıyorsam bu 28 TL'yi de kuruş olarak yazacağım. O da 2800 kuruş. Yani 175x eşittir 2800. Ya buradaki tek derdimiz neymiş? 2800'ü 175'e bölmek. E, şunu 5'e bölsem 20, 11, 35. Şurayı 5'e bölsek 400, 160, 560. E 7'ye bölsem 5, 7'ye bölsem 80. Özetle x ne eşitmiş? 16. Bunu böleceksiniz. Böl de nasıl bölersen böl. Para kutusunun bir bölmesine yerleştirdiği madeni para. Evet tamamını da sormamış. Direkt x'i sormuş. burada sen ondalıklı gidecek olsaydın x tl diyecektin şurası için. Şurası için ne diyecektin? 0.5x diyecektin. Şurası için de arkadaşlar 0.25x eşittir 28 diyecektin. Yani 1,75x eşittir 28 deyip yine aynı çözüme gidecektin. Ama ben sizden ricam bunların hepsini ya kuruş olarak ya da hepsini lira olarak yazalım. Bu birimlere dikkat edelim. Evet, 2018 yılında bir başka soru sormuş. Bir kutuda bulunan kırmızı ve mavi renk, mavi sarı renkli toplar. Bakalım şimdi. Kırmızı var. Mavi var. Ve sarı renkli toplar var. Bunlarla ilgili kırmızı topların sayısı sarı topların sayısından 25 fazladır. Şunu bir halledelim. Yani sarı toplardan x tane varsa kırmızıdan x artı 25 diyebilirim. Kırmızı ve sarı topların toplam sayısı mavi toplara eşittir. Şu ikisinin toplamı ne olacak arkadaşlar? 2x artı 25 tane de mavi varmış. İkisinin toplamı da buraya yazdım. Son olarak ne diyor? Kırmızı ve mavi topların toplam sayısının dörtte biri. Bakın kırmızı ve mavinin toplamı 3x artı 50. Toplam sayısının dörtte biri neye eşitmiş? Sarı topa eşitmiş. Denklemi buradan kurdurmuş bize. E bir işler dışlar çarpımı yaparsam 3x artı 50 4 xten x ne eşit olacakmış? 50. Bu kutuda toplam kaç top vardır? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Soruya da dikkat edelim. X'i bulur bulmaz heyecan yapma. Toplam 4x artı 50 tane top var. X yerine 50 yazarsak 200 artı 50'den 250 tane top vardır diyebilirmişiz. Yine tane tane gidersek rahat yapılacak bir soruymuş. Bakın burada çok zor zorlamamış. Şurada nerede? Şurada bir iki bilinmeyen kullandığımız için. 2016'nın şu sorusunda sanki biraz gıcık gibi duruyor. Şurada cümleyi iyi okursak temiz bir soru zor değil ama cümleyi iyi anlamamız lazım. Hikayesi biraz karışık gibi. Burada da lafı uzatmış hiçbir şey yok sadece şurada bir sadeleştirme işlemiyle uğraştırmış bizi. Burada da soruyu anlarsak basit bir denklemle sonuca gidebiliyormuşuz ama şuralarda hata yapmayalım. İşte bazen kırmızı mavinin toplamı diyor sen gidiyorsun kırmızıyla sarıyı topluyorsun falan bunlara dikkat edelim. Ha gelelim son sorumuza. 2020'de yani en son sınavda ne yapmış bir bakalım. Bir grup öğrenci iki gün süren bir fidan dikme etkinliğine katılmıştır. Tamam. Birinci gün bu öğrencilerin bir kısmı birer, diğerleri ikişer fidan olmak üzere toplam 50 fidan. Birinci gün öğrencilerin bir kısmı bir fidan dikmiş, bir kısmı da iki fidan dikmiş, toplam 50 fidan. İkinci gün bir de ikinci günümüz varmış. Yine aynı öğrencilerin bir kısmı 2 şer fidan dikmiş, diğerleri 3 fidan dikmiş. Böyle bir olayımız varmış. Toplam 90 fidan. Burada toplam 50 fidan var. Burada da toplam 90 fidan var. Demiş ki bize, birinci gün 2 şer fidan diken öğrenci sayısı, ikinci gün 2 fidan diken öğrenci sayısının 3 katıdır. Bakın şimdi, ikinci gün 2 şer fidan diken x tane öğrenci varsa... Birinci gün bunun 3, 3, 3x, 3x tane vardır. Peki arkadaşlar toplam öğrenci sayısından herhangi bir yerde bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Yani toplam bizim a tane öğrencimiz olsun bilmiyoruz. O zaman bu a tane öğrencinin 3x tanesi 2 fidan dikliğine göre birinci gün geri kalan a eksi 3x tanesi de 1 fidan dikti. Ee, yine a tane öğrenci vardı. İkinci gün bunlardan x tanesi 2 fidan dikiyorsa geri kalan a eksi x tanesi de 3 fidan dikti. Bakın şimdi kişi sayılarını buldum. Bir de fidan sayımız var. Bu kadar kişinin her biri bir fidan dikiyorsa toplam bunu 1 ile çarptım. a eksi 3 x değil mi? Bunların her biri bir fidan dikmiş. Ve şuradaki 3 x kişinin her biri de 2 fidan dikmiş. Ve bu şekilde toplam 50 fidan elde etmişler. Şu denklemi bir düzenlersek a eksi 3x artı 6x eşittir 50'den. Yani buradan ne çıktı karşıma arkadaşlar? a artı 3x eşittir 50. İkinciye bakalım. İkinci durumda. Şuradaki x kişinin her biri 2 fidan dikmiş. 2x artı. Şuradaki a eksi x kişinin her biri de 3 fidan dikmiş. Direkt çarparak yazıyorum. 3a eksi 3x. Bunların hepsi de toplam 90 fidan dikmiş ikinci gün. Özellikle buradan arkadaşlar... 3a eksi x'in de 90 olduğunu biliyorum. Grupta kaç öğrenci vardır? Yani burada biz a'yı bulursak işi bitireceğiz. Bir daha x'i bulmakla uğraşmayalım. O zaman ben alttaki denklemi 3 ile çarpıp toplasam 9, 10a eşittir 3 ile çarptım 270, 50 daha 320. Oradan a ne eşit olurmuş arkadaşlar? 32 diyebilirmişiz. Kaç öğrenci vardır dediği için a'yı buldum. Yine iki bilinmeyen kullandığımız için sanki yani bu soruda aslında bizim klasik sorularımız toplam öğrenci sayısını verseydi her şey çok rahat olacaktı. Ama toplam öğrenci sayısını vermediği için ben ona a tane öğrenci var diyerek devam ettim. Yani arkadaşlar takıldığımız yerlere bir daha bakalım. Özellikle bu problemlerde Hani diğer sınavların problem sorularına da bakmakta fayda var. ALES soruları, DGS olsun, KPSS lisans soruları olsun biraz alışkanlık istiyor. Ne kadar farklı cümle görürsek o kadar rahat ederiz. Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar.